Evet, 40 dakikalık biliyorsunuz süremiz var. Çünkü Zoom uygulaması 40 dakikayla sınırı tutuyor. Biz de bu 40 dakika içerisinde kalan kısmı incelemeye çalışalım. Şimdi ilk derste dediğimiz gibi bir Yunanların siyasi anlamda yıkılması, İskender'in yükselmesi, arkasından Roma dönemi, Roma, Helen, işte bu dönemlerle ortaya çıkan dört farklı felsefi düşünce, bunları ele almıştık. Şimdi bu dönemde biraz yine Stoacılığın devamı olan Epiktetos, Seneca ve Cicero demiştik. Belki de Roma'nın yetiştirmiş olduğu en güçlü isim Cicero'dur. Cicero bir felsefeci olduğu kadar bir siyasi düşünce tarihi veya bir siyasetçidir, siyasi felsefecidir. Aynı zamanda bir hukukçudur. İyi bir eğitim almıştır. Avukatlık yapmıştır, zenginleşmiştir. Cicero'nun farkı nedir derseniz, Cicero mesela Epikürüs kiniklerin aksine insanlara daha iyi bir yönetim için bir anlamda hukuka veya siyasete ilgi duymaları gerektiğini dile getirmiştir. Yani diğerlerinin aksine iyi yönetimin, adil yönetimin bir yerde siyasete ilgi duyarak yapılabileceğini söylemiştir. Bu anlamda siyaseti ortak mutluluğun kaynağı olarak görür. Felsefi düşüncesi içerisinde Aristo'dan izler vardır. İşte toplumun ortak bir organizma olarak ihtiyaçtan doğduğu, insanların kendi başlarına ihtiyaçlarını karşılamayacağı. Tabi Aristo'dan farklı olarak Roma yönetimini, yani bir imparatorluğu öne çıkarmaya çalışır. Stoacılıkta olduğu gibi Cicero'da da gördüğümüz bütün insanların logos'tan pay aldığı ve doğal olarak da her insanın özünde yasaya bağlı kalmak, yasaya uymak, bu yasayı oluşturmak gibi bir özün bulunduğunu dile getirir. Mesela ne diyor? Eğer entelektüel kısmımız ortak ise o halde rasyonel varlıklar olmamız itibariyle akıl da ortaktır. Eğer öyleyse bize neyin yapılacağını ve yapılmayacağını söyleyen akıl da ortaktır. Eğer öyleyse ortak bir hukuk da vardır. Demek ki burada temelde logos kavramından yine yola çıkarak her insanda ortak bir yasa kavramının bulunduğunu dile getiriyor. Doğal hukuk, yani tabi hukuk dediğimiz şeyi bir anlamda Cicero'nun dile getirdiğini söyleyebiliriz. Kendisi ideal bir yönetim biçiminden bahsetmiyor. Her bir yönetim modelinin kendine özgü erdemleri olduğunu dile getiriyor. Mesela monarşinin diyor, uyrukların sevgisi ve akıl. Monarşi büyük ölçüde akıl üzerine kuruludur. Aristokrasi bilgelik üzerine kuruludur. Demokrasi ise özgürlük üzerine kuruludur. Yani her bir yönetimin kendine özgü bazı avantajları vardır. Monarşinin belki daha hızlı karar alması, daha hızlı tek bir kişinin iradesine dayalı olduğu için işte aristokrasi belli bir soylu sınıfın ortak çıkarlarını koruyan bir rejim. Bu rejimin de temelde en azından bilgelik üzerine bir uzlaşma sağlayabileceğini, demokrasinin ise özgür bir düşünce olduğunu ve özgürlüğü bir anlamda garanti edeceğini dile getiriyor. Bunların her birinin farklı zamanlarda farklı biçimlerde uygulanabileceğini, her birinin kendine özgü iyi olan erdemlerinin alınıp ortak bir şekilde bunların eklektik bir şekilde senteze tabi tutulabileceğini dile getirmiş oluyor. Demek ki tek bir yönetim modelini önemsemek yerine farklı yönetim modellerinin kendine özgü avantajlarını alıp buradan ortak bir yönetim sisteminin geliştirilebileceğini dile getiriyor. Zaten Roma'da da dikkat ederseniz her üç yönetim modelinin zaman zaman uygulandığını söyleyebiliriz. Zaman zaman diktatörlük gibi, imparatorluk gibi, tek bir kişinin egemenliği, zaman zaman bir soylu sınıfın, yani patriciye adı verdiğimiz soylu bir sınıfın yönetimi, zaman zaman da cumhuriyet ilan edilmesiyle, zaman içerisinde buna pleblerin de katılmasıyla, plebler ilk önce de küçük toprak sahipleri ve çiftçilerden oluşuyor. Uzun süre bu patriciyalarla plebler arasında bir mücadele yaşanıyor. Hatta plebler Roma'yı terk etme ve yeni bir ülke kurma düşüncelerini ortaya koyduklarında patriciyalar bunlara mecbur oldukları için bunlara bir takım haklar, tavizler veriyorlar. Hatta senatoda bunların temsil edilme hakları söz konusu değilken zaman içerisinde bunların bir meclis kurmasına da müsaade ediliyor. Pleb meclisi. Sonrasında senatoyla, aristokrasinin egemen olduğu senatoyla pleblerin meclisinin eşit bir konuma geldiğini de söyleyebiliriz. Yani bu anlamda her üç yönetim modeli de Roma'da uygulanmıştır ve her birinin kendine özgü erdemleri vardır. Yine Cicero için en önemli şey hukuktur. Yasaya bağlı kalmaktır. Bir yerde dediği şu, bir devletle devlet olmayanı ayırt eden en önemli şey nedir?
yasaya bağlılıktır, hukuktur. Bir yerde bir eşkıyayla, bir yerde ne bileyim işte bir tiranla bir devletin arasındaki fark, birinin yasaya bağlı kalması, birinin ise keyfi olarak hiçbir yasaya bağlı kalmadan kendi iradesine egemen kılmaya çalışmasıdır. Demek ki burada gördüğümüz en önemli kavram yasaya bağlılık. Çünkü bu yasanın bir tür içimizdeki yasa olduğu, içimizdeki yasanın esasında Tanrı iradesi olduğu, bunun doğadaki yasayla da bir olduğu düşüncesi, bütün bunların aslında hepsinin insan kendi yasasına veya devletin yasasına tabi olduğunda Tanrı'nın iradesine de tabi olacağı düşüncesi, temelde yasayı burada ilahi bir amaç etrafında birleşmesini de sağlıyor yasa kavramının. Demek ki yasaya bağlılık bu anlamda Çiçero Devleti'nin ve Çiçero'nun siyasi felsefesinin en önemli tarafı. Yasaları her yerde egemen kılmak, herkesin eşit haklarını garanti altına almak ve bunu uygun bir şekilde, adil bir şekilde uygulamak Çiçero felsefesinin özünü oluşturuyor. Çiçero demek ki doğal hukuk kavramına vurgu yapıyor. Hukuk devleti diye adlandırabileceğimiz hukuka, bağlılığa vurgu yapıyor. Bunun dışında liderlere bazı tavsiyelerde de bulunuyor. Ne diyor mesela? Mülkiyet haklarını koruyun. Çok ağır vergilerden sakının. Hayatın temel ihtiyaçlarını çoğaltın. Yani temel nedir? Yiyecek, giyecek. İnsanların temel ihtiyaçlarının çoğalmasını, yani kıtlığın önüne geçin. Can ve mal güvenliğine sahip çıkın. Bunları yaparsanız diyor ülkenizde barışı egemen kılabilirsiniz. Demek ki Roma'nın gücü bir ölçüde iyi bir hukuk sistemine veya bu hukuk sistemini çok iyi temellendirmesine bağlı. Cicero gibi dediğimiz gibi isimler de bunu geliştirmeye çalışmışlar. Roma barışının, ki Roma büyük bir devlet. Bu büyük devletin de dediğimiz gibi imparatorluğun dört bir yanında, Mısır'da da, Suriye'de de, işte bu Galya'da da, ne bileyim işte Almanya'da da, Cermanya'da da, bütün bu yasaların aynı ölçüde uygulanabilmesine bağlı. Yani medeni bir devletle medeni olmayan bir devleti ayırt eden şey yasa olmuş oluyor. Bu yasa sayesinde Romalılar insanlara bir yerde ne götürmüş oluyorlar? Yani Roma yasa sayesinde aslında insanları medeni yaşamla tanıştırmış oluyor. Bunun aslında bir taraftan da emperyalizmin de ana vurgusu olduğunu dile getirebiliriz. Yani Roma kendi yaptığı fetihler ve kendini egemen kılmayı bir tür medeni olmayan toplumları, yani barbarları medenileştirme olarak da görüyor. Bu anlayışın biliyorsunuz sonraki yıllarda modern Avrupa uygarlığının da bir parçası olduğunu söylemek herhalde gerekli olacak. Yani bugün işte Batı emperyalizmi de hep aynı şeyi dile getiriyor. Bir tür yasaya sahip olmayan, medeniyete sahip olmayan, uygar olmayan toplumları yasa sayesinde, hukuk sayesinde medenileştirme anlayışını geliştirdiğini söyleyebiliriz. Aynı şeyi İngilizler Hindistan'da yapıyor, Fransızlar Cezayir'de yapıyor. Demek ki Roma ve Roma'nın kullanmış olduğu bu hukuk ve bunun gerisindeki düşünce sonraki yıllarda diğer batılı devletlerin de kullandığı temel argümanlardan bir tanesi olacak. Yani hukuku olmayan, yasaya göre davranmayan bir tür keyfi idarelere karşı hukuki anlamda bir yasa geliştirmiş ve bu yasaya uygun eylemleri öne çıkarmış bir Roma devleti söz konusu. Demek ki Roma'nın gücü yasayı her yerde egemen kılmasına dayandırıyor. Tabii ki Roma dedik işte 800. yüzyılda başladı aşağı yukarı. 1. yüzyıldan sonra işte Julius Caesar'dan sonra başlayan Caesar'ın öldürülmesi. Biliyorsunuz Caesar kendisini yaşam boyu diktatör ilan etmiştir. Halbuki bir diktatörün en fazla kendini 6 ayla sınırlı olarak diktatör ilan etme hakkı vardı. Oysa Caesar burayı yönetmek için, Roma'yı yönetmek için kendisini yaşamı boyunca diktatör haline getirdiğinde ona karşı senatoda ciddi bir muhalefet ortaya çıktı. Bu muhalefet de kendisini ortadan kaldırma planı yaparak bizzat kendi evlatlığı, kendi oğlu, yani öz oğlu değil ama üvey oğlu Brutus'un da dahil olduğu bir suikast sonucunda Caesar'ın öldürüldüğünü ve yeniden cumhuriyetin ilan edildiğini söyleyebiliriz. Caesar'ın da meşhur bir cümlesi vardır. Kendisine ilk hançeri saplayan oğlu Brutus'tur. Hatta bunu görünce şöyle bir cümle kullanmıştır. Öyleyse öl Caesar. Yani sen de mi Brutus? Bu da ona ait bir cümledir. Brutus'un da bu işin içerisinde olduğunu görünce öyleyse öl Caesar diyerek uğradığı ihanetin büyüklüğünü ortaya koymuştur. Bir yerde Roma ne oldu? Roma tarih içerisinde zayıflamaya başladı. Bu kadar geniş bir imparatorluğu belki yönetemedi.
Sonunda Roma'nın yıkılmasını tabii ki Hun saldırıları, kavimler göçü, Hun saldırılarının tetiklediği kavimler göçü, arkasından başlayan Cermen saldırıları, yani özellikle Hunların gitmesiyle başlayan Gotların Roma istila etmesi, Gotlar, Ostrogotlar ve Vizigotlar, yani Doğu Gotları ve Batı Gotlar olarak bugünkü Avrupa halklarının, Cermenlerin ataları olarak kabul ediliyor. Bu Gotların saldırıları neticesinde Roma parçalanacaktır. Şimdi bu dönemde Roma'ya yeniden hayat verecek olan Hristiyanlık olacak. Peki Hristiyanlıkla Roma arasında nasıl bir ilişki gelişecek? Biliyorsunuz Orta Çağ, önümüzdeki hafta bahsedeceğim. Orta Çağ felsefesinin temelinde ne vardır? Hristiyanlıkla Roma vardır. Bir tür Hristiyanlıkla Roma'nın birleşimi, buna bir de Cermen sosu diyebilirsiniz, Cermen etkisi diyebilirsiniz. Yani Avrupa Orta Çağ dediğimizde bir tarafta feodalite, toprak yönetim modeli, siyasi yönetim modeli olarak, öbür tarafta ise bunu skolastik veya patristik felsefe, bir de buna ilave olarak Latin Cermen İmparatorluğu veya Latin Cermen İttifakı olarak dile getirilebilir. Latin düşüncesine de ilave edilen veya bunu bütünleştiren ise ne olacak? Hristiyanlık olacak. Tabi Hristiyanlık esasında bir doğulu din. Yani Hristiyanlığın doğulu topraklar Kudüs. Nasıl oluyor da bir doğu dini, bir Sami dini olan Hristiyanlık, Avrupa, Latin ve Cermen uygarlığının temel bir tezine dönüşüyor. Tabii ki Roma biraz gelişimine bakalım. Kudüs de doğdu ama Kudüs o zaman büyük ölçüde işte bir Yahudi yönetimi altındaydı ama Roma'ya bağlıydı. Roma burada mutlak bir güce sahipti. En başta işte Roma İmparatorluğu'nun bir tür Yunan dinlerine veya Yunan tanrılarına benzeyen bir dini inanışı, bir politeist inanış söz konusuydu. Çok tanrılı bir dini inanç söz konusuydu. Hatta birçok tanrıları Yunanların tanrılarından ilham alınarak yapılmıştı. Onlara benzer tanrıları vardı. Zaman içerisinde Hristiyanlığın doğmasıyla birlikte Roma'nın Hristiyanlığa karşı en azından bir süre kayıtsız kaldığını söyleyebiliriz. Yani diyeceksiniz ki İsa'nın öldürülmesinde en azından Hristiyan inancına göre Roma'nın etkisi yok muydu? Roma çarmıha gelmedi mi Hazreti İsa'yı? Elbette burada Yahudi krallığı ve bu Yahudi krallığının etkisiyle bir ölçüde Roma bu kararı almış oldu. Aslında belki de Hristiyanlıkta bir direkt bir zoru yoktu ama Hristiyanlık elbette Yunan tanrılarına, Roma tanrılarına karşı savaşan veya bunu reddeden bir anlayış. Ama burada Yahudilerin etkili olduğunu unutmamak gerekiyor. Paulus ilk defa Roma ile Hristiyanlık arasında bütünleştirmeyi sağlayan ilk hamle Paulus'tan geldi. Hatta birçoğuna göre Hristiyanlığın gerçek kurucusu Tarsuslu Paulus'tur. Paulus, Hristiyanlığın temel doktrinlerinden bazılarını ilk defa kendisi dile getirmiştir. Mesela bunlardan biri nedir? Bu teslis dediğimiz üçleme inancı, kilisenin Hz. İsa'nın yeniden dirilmiş bedeni olduğu ve kilisenin Tanrı adına hüküm verebileceği düşüncesi, yine kiliseye tabi olmayanların cennet yüzü göremeyeceği, yani Katolik inancında özellikle kiliseye tabi olmayan, kiliseye bağlı olmayan, herhangi bir kiliseye üye olmayan kimse asla cennete gidemez. Çünkü kilise Hz. İsa demektir. Hz. İsa'nın veya Hz. İsa da Tanrı demektir veya Tanrı'nın oğlu demektir. Biliyorsunuz bu üçleme içerisinde hem Tanrı'dır İsa hem Tanrı'nın oğludur. Bir yerde Zeus gibi dünyaya bütün insanların günahlarının bedelini ödemek üzere gelmiş ve bu kefaretiyle bütün insanlığın günahlarının bedelini ödemiştir. Böyle bir dini inanç söz konusu. Bu inançları da büyük ölçüde dile getiren Pavlus olmuştur. Pavlus'un demek ki bu anlamda Hristiyanlığın kurucusu olduğu da kabul edilebilir. Yine papazlar için evlilik yasağı, sünnet olma zorunluluğu ve domuz eti yememe yasağını kaldıran Pavlus olmuştur. Yani papazlar için evliliği zorunlu hale getirmiş, domuz eti yemeyi ve sünnet olma zorunluluğunu Pavlus kaldırmıştır. Hristiyanlığı ilk defa kurumsallaştıran Pavlus olmuştur. Pavlus'un Hristiyanlıkla temasından sonra burada Roma'ya sunduğu bazı mesajlar var. Yani Roma'ya bir zeytin dalı uzattığını söyleyebiliriz. Roma için dediği şey şu, burada Hz. İsa'nın bir cümlesini kullanıyor. Hz. İsa'nın benim krallığım öbür dünyadadır düşüncesinden yola çıkarak aslında kilisenin bu dünyada krallık peşinde olmadığı, kilisenin Roma'yla bir derdinin olmadığını dile getirmeye çalışıyor. Yine meşhurdur biliyorsunuz, iki ayrı kılıç veya iki ayrı düşünce teorisi.
yine Hazreti İsa'ya ait olan Sezar'ın hakkı Sezar'a, Tanrı'nın hakkı olan Tanrı'ya cümlesi de bir ölçüde Hristiyanlıkla Roma arasındaki barışın bir en azından düşüncesini dile getirir. Yani Sezar'ın egemenliğine karşı olmadığı, Roma'ya karşı olmadığı düşüncesi. Bu da yine Hristiyanların kullandığı temel argümanların birisi olmuştur. Böylelikle aslında Hristiyanlık Roma'ya bir zeytin dalı uzatmıştır. Roma'nın zayıflayan meşruiyeti, Roma'nın zayıflayan etik gücü, güçlü çalkantılar ve bölünmeler, bunun önüne geçebilecek olan tek şey Hristiyanlıktır. Zaten zaman içerisinde Roma'da Hristiyanlığı bir tür kurtuluş öğretisi olarak görecektir. Demek ki Paulus'un Roma'ya uzattığı zeytin dalı, mesela ne diyor Paulus? Bütün iktidarların kaynağı Tanrı'dır. Kaynağını Tanrı'dan almayan bir yönetim yoktur. Yönetime isyan etmek, Tanrı'ya isyan etmek demektir. Bir yerde Roma yasalarına bağlı kalın öğüdüyle birlikte Hristiyanlığın Roma'yla en azından bir yakınlaşma gösterdiğini söyleyebiliriz. Tabii ki bu kolay olmamıştır. Yaklaşık 300 yıl beklemek gerekmiştir. Roma döneminde Hristiyanlara zaman zaman takibat yapılmış, zaman zaman da Roma imparatorları Hristiyanların öldürülmesini de emretmiştir. Fakat 311 yılında Hristiyanlara karşı veya Hristiyanlara karşı Roma tarafsızlığını ilan etmiştir. Elbette bunda neyin etkisi var? Roma'nın zayıflamasının etkisi var. Roma dediğimiz gibi kavimler göçü, arkasından başlayan işte Got saldırılarıyla birlikte ciddi ölçüde topraklarını yitirmeye başlamıştır. Ve kendi içinde aşırı hedonist, aşırı zevkçi ahlakı, her tür belki ahlaksızlığın yaygınlaşması, bütün bunların içeriden neden olduğu ahlaki çöküntü, siyasi belirsizlik, bütün bunlar Roma'nın yeni bir dirilişe, yeni bir nefese ihtiyaç duyduğunu da gösteriyor. İşte bu yeni diriliş, belki bu yeni hayat öpücüğü de Hristiyanlıktan gelecek. Bu Hristiyanlık arasındaki koyduğu mesafe zaman içerisinde Roma'nın bu mesafeyi ortadan kaldırmasıyla sonuçlanacak. Önce 311 yılında Roma Hristiyanlığa karşı tarafsız kaldığını, yani bundan sonra Hristiyanlara karşı artık bir işkence, takibat yapılmayacağını dile getiriyor. 378 yılında ise İmparator Theodosius Hristiyanlığı Roma'nın resmi inancı olarak ilan ediyor. Hatta bir beyanname, bir emir yayınlıyor. Bu emirde şunları söylüyor arkadaşlar. Bundan böyle herhangi bir yer veya şehirdeki hiç kimse masum bir kurbanı anlamsız bir hayale feda etmeyecek, hanenin dahileriymişçesine kişisel sunular sunmak suretiyle ateşle, lambalarla, buhurlarla veya çelenkler asarak evdeki tanrılara veya panetese tapınmayacaktır. Her kim ölümlü eller tarafından yapılan tasvirlere veya var olanlara buğur sunmak veya bunları temsil ettiği şeylere, ağaçlara veya çinden sunaklara çelenk sarmak suretiyle çekinmeden tapınırsa, bu gülünç putperest hurafeye uyarak dine saygısızlık ettiği için bırakın ibadet ettiği evi veya mülkü yakılarak cezalandırılsın. Yani bir yerde artık bu eski dine, eski tanrılara ibadet edenlerin evlerinin yakılması emri veriliyor. Buhur tutan her şeye şayet buhur yakana aitse el konulacaktır. Bu emre uymayan yargıçların da cezalandırılacağı, bunlara 30 pound altın ödeme cezası verileceği dile getiriliyor. Yani bir yerde İmparator Theodosius Roma'yı Hristiyanlaştırıyor, Hristiyanlığı Roma'nın resmi dini haline getiriyor. Artık yavaş yavaş Roma ile Hristiyanlık arasında bir uzlaşma arayışının devreye girdiğini söyleyebiliriz. 4. yüzyılda ne oluyor? Roma ile kilise birleşmeye başlıyor. Tabii ki burada şöyle bir şey de var. Avrupa'da dediğimiz gibi bu saldırılar, Cermen saldırıları büyük ölçüde istikrarsız bir ortam meydana getiriyor. Bu istikrarsızlığı, bu boşluğu kilise doldurmaya çalışacak. Şimdi Roma'nın ikiye ayrılması, bir taraftan Doğu Roma, bir taraftan Batı Roma, iki farklı aslında dini inancın gelişmesini de sağlayacak. Batı Roma'da merkezi idarelerin zayıflaması, yani Batı Roma'nın yıkılmasıyla birlikte buradaki siyasi boşluğu bir anlamda doldurmak amacıyla kilise devreye girecek. Bunu da az sonra anlatacağım Augustine sistematik hale getirmeye çalışacak. Saint Augustine veya Aziz Augustine kilisenin esasında dünyevi bir otorite kurmasını da sağlayacak olan bir felsefi altyapı geliştirmeye çalışacak. Doğu Roma'da ise, İstanbul'da ise, Bizans'ta ise
bambaşka bir teori gelişecek. Doğu Hristiyanlığı diyebileceğimiz bu teori devlet güçlü olduğu için kilisenin devlete tabi olması ve devletin gerisinde kalması düşüncesini ortaya çıkaracak. Oysa Batı'da, yani Roma'da devlet güçsüz, kilise güçlü olduğu için kilise sadece uhrevi bir yetki istemeyecek. Bunun yanında dini yetkinin dışında dünyevi bir otorite peşinde de koşacak. Yani bu anlamıyla aşağı yukarı 1000-1200 yıl sürecek olan bir Orta Çağ döneminde kilise feodal yapı içerisinde zayıf merkezi krallıklara veya zayıf otoritelere karşı en güçlü siyasi otorite olarak da devreye girecek. Peki kilisenin hiçbir dünyevi talebi olmayan, Roma'ya barış zeytin dalı uzatan kilisenin bu şekilde dünyevi bir otorite temeline dönüşmesi nasıl olacak? Bunu da bir anlamda birleştiren Aurelius Augustinus olacak. Yani bizim bildiğimiz Saint Augustine veya Aziz Augustine dediğimiz isim. Kimdir Aziz Augustine? 354'te Kuzey Afrika'da doğuyor, Numidya şehrinde. Babası pagan, putperest bir aileden, annesi Hristiyan. Kuzey Afrika'da Hristiyanlığın öncülüğünü yapanların çoğu gibi o da hitabet eğitimi alıyor. 30 yaşına gelmeden Roma ve Milano'da hitabet dersi vermeye başlıyor. Milano başpiskoposu Ambrosius'un etkisiyle düzensiz hayattan vazgeçerek Hristiyan oluyor. 387'de Ambrosius tarafından vaftiz ediliyor ve tüm mal varlığını yoksullara dağıtıyor. Bir süre daha İtalya'da kaldıktan sonra kendisini kilise işlerine adıyor. Bu seyahatte Kuzey Afrika'ya yaptığı bir seyahat annesini kaybediyor. 390'da başpiskopos oluyor. Ömrünün geri kalanını ise tamamen kiliseyle dini otoriteyle dünyevi otorite Roma arasındaki bu karşıtlığı çözmeye atıyor. Özellikle apojelitik, yani Hristiyanlığın savunulması, ibadet ve endülijans konularında yazılar yazıyor. Şimdi dedik ki bu dönemde ortaya çıkan güçlü bir kilise söz konusu. Kilise bir anlamda Roma'ya yeni bir aşı sunuyor. Yani Roma zayıflıyor. Zayıflayan Roma'ya karşı kilise yeni bir aşı yaparak, yeni bir belki damarlara kan ilave ederek Roma'nın veya Avrupa uygarlığının yeniden inşa edilmesini sağlıyor. Şimdi bu noktada Augustine'un işte iki önemli kitabı var. İtiraflar, kendi bir anlamda Hristiyanlık geçmişini, daha doğrusu Hristiyan olmadan önceki dönemini ve Hristiyanlığa geçişini kendi bir anlamda bireysel hikayesi üzerinden anlatıyor. Bir de Tanrı Devleti adlı bir eseri var. Bu Tanrı Devleti adlı eserinde de niçin kilisenin dünyevi otoriteyi de eline alması gerektiği ile ilgili bazı görüşler ortaya koyuyor. Mesela Roma ile ilgili şunu söylüyor. Roma dünya devletinin merkezidir. Oysa ki Tanrı Devleti'nin merkezi Kudüs'tür. Dünya devletinin merkezi olan Roma kardeş katliyle ortaya çıkmıştır. Romos ve Romulus arasında geçen derste söylediğim bir savaş yaşanmış ve bu savaşın neticesinde Romus kardeşi Romulus'u öldürerek tek başına yönetimi ele geçirmiştir. Aynen neyi çağrıştırıyor bu bize? Kabil ile Habil arasındaki savaşı çağrıştırıyor. Nitekim Kabil de kardeşi Habil'i öldürerek bir anlamda kendi gücünü sağlamlaştırmıştı. Yani ona göre Roma'nın temelinde bir kardeş katli vardır. Roma günah üzerine kuruludur. Roma vahşet ve şehvet üzerine kuruludur. Roma'nın yıkılmasının, Roma'nın zayıflamasının temel nedeni ahlaki çöküntüdür. Bu ahlaki çöküntüyü ortadan kaldırmanın yolu ise Hristiyanlıktır. Hristiyanlık Tanrı sevgisine dayanır. Oysa ki Roma insan sevgisine ve hazlara dayanır. Bu yüzden daha kutsal olan kilisenin Roma üzerinde bir denetim kurması gerekir. Nasıl ki ruh beden üzerinde bir otorite sahibi ise, ruh bedeni yönetiyorsa ve bunu son derece doğal buluyorsak, o zaman bir ruhu temsil eden kilisenin de bedeni temsil eden Roma'ya, yani Roma'nın diyelim ki isteklerine, nasıl ki bedenin istekleri vardır, beden şehvet gibi, yemek yeme gibi, çok yemek yemek gibi, işte ne bileyim, her şeye sahip olmak gibi sürekli istek duyar. Ruh ise bunu denetlemeye çalışır. Ve insanın gerçek, hayatının gerçek anlamının çok şeyi elde etmekte değil, bilgece yaşamakta olduğunu gösterir. Aynen bunun gibi bir anlamda sınırsız ihtiyaçları olan, sınırsız zevke batmış olan Roma'nın kurtuluşu gerçekte Hristiyanlıktadır.
Hristiyanlık eğer egemen olursa burada Tanrı egemen olmuş olacaktır. Tanrı'nın yönetiminde ise her şey daha uygun ve ahlaki olacaktır. Demek ki esasında burada Augustinus'un ortaya koyduğu felsefi düşünce bir anlamda ruhla beden arasındaki ikiliye dayanıyor. Ruh diyor nasıl bedeni yönetiyorsa aynı şekilde kilise de günah devleti olan Roma'yı yönetme hakkına sahiptir. Ne diyor mesela? İnsan soyu olarak iki gruba ayrıldık. İnsanoğluna göre yaşayanlar ve Tanrı'ya göre yaşayanlar. Biz bunları mistik açıdan iki şehir olarak adlandırıyoruz. Veya iki insan cemaati diyoruz. Birinin kaderi Tanrı ile birlikte sonsuza kadar hükmetmek ve diğerininki şeytanla birlikte sonsuz cezayı çekmek. Demek ki birini Kabil'in devleti, birini Habil'in devleti olarak görüyor. Kabil'in devleti kardeş katline dayanıyor. Habil'in Tanrı'ya itaatine dayanıyor. Birisi günah yüklü, birisi ise Tanrı iradesine dayanıyor. O zaman Tanrı'nın iki kılıcı var. Bu iki kılıcı da kiliseye vermiş durumda. Birisi dünyevi kılıcı, birisi uhrevi kılıcı. Yani kilise şunu diyor, biz Tanrı adına hükmediyoruz. Tanrı adına hükmettiğimiz için, Tanrı'nın vekilleri olduğumuz için kilise, Hristiyanlıkta özellikle Katoliklerde, ilk kilise Hazreti İsa'nın mezarı üzerine kurulmuştur. Ve bu yüzden Hazreti İsa'nın bütün yetkilerinin sahibi olduğunu dile getirir. Yani bir tür kilise Hazreti İsa'nın yeniden dirilmiş biçimidir. Kilise İsa'yı temsil ettiğine göre, İsa da Tanrı'yı temsil ettiğine göre aslında kilisenin bütün emirleri Tanrı'nın emirleridir. Bu yüzden kiliseye tabi olmamak, Tanrı'ya tabi olmamak demektir. Bunun karşılığı ise Hristiyan olmamaktır. Yani bir yerde kilisenin çok güçlü bir meşruiyeti söz konusu, papalığın verdiği hüküm de Tanrı'nın hükmüdür. Papalığın verdiği herhangi bir hükme karşı çıkmak, Tanrı'ya karşı çıkmak, ilahi iradeye karşı çıkmaktır. Bu açıdan baktığımızda kilise hem dünyevi hem uhrevi iktidarları bir araya getiren bir güç olduğunu iddia ediyor. Ve bunun üzerinden bir Hristiyanlıkla Hristiyanlıkla Roma'nın birleşmesini öngörüyor. Yani Roma'ya dediği şu esasında, bundan böyle artık yönetim kilisenin elinde olacak. Biz bunu kendimiz için yapmıyoruz, Tanrı adına yapıyoruz. Biz bu yetkiyi Tanrı'dan alıyoruz. Tanrı bize bu yetkiyi verdi. Biz kendi irademizle hareket etmiyoruz. Tanrı'nın iradesine egemen kılmaya çalışıyoruz. O zaman bize bu yetkiyi verdiğinizde esasında biz kendimize göre değil, Tanrı'ya göre hükmedeceğiz. Mesela Papa 1. Galatius şunu söylüyor. Bu dünyayı yöneten iki güç vardır. Rahiplerin kutsal otoritesi ve asillerin gücü, aristokrasi. Bunların içinde rahiplerin gücü daha ağır basar çünkü krallar bile ilahi hüküm karşısında hesap vermek zorundadır. Yani bir yerde ortaya çıkan şu oluyor. Tanrı'nın iradesi mi, senin iraden mi? Yani Tanrı mı, aristokrasi mi, krallar mı? Bir yerde Tanrı madem ki ilahi bir güç sahibidir, madem ki Tanrı'nın her şeye gücü yeter, madem ki Tanrı insanlığın daima iyiliğini ve mutluluğunu ister, madem insan en iyi Tanrı'ya Tanrı'dır, o zaman Tanrı adına hüküm vermekte kilisenin görevidir. O zaman dünyevi otoritenin de kiliseye tabi olması gerekir. Demek ki bu anlayışla birlikte kilise kendini hem dünyevi hem de uhrevi olarak gücün kaynağı olarak belirledi. Bu sayede iki farklı otoritenin tek bir otoritelinde birleşmesi ve Hristiyanlığın bir anlamda Roma ile bütünleşmesi gerçek olmuş oldu. Bunun dışında Augustinus Yunan ve Romalıların öncesizlik ve sonrasızlık ki Yunan düşüncesinde evren yoktan var olmamıştı. Evrenin bir öncesi yoktu. Çevrimsel, holistik diyebileceğimiz bir evren anlayışı vardı. Sürekli bir kendini tekrar eden holistik bir dünya görüşü. Oysa ki Augustinus bunu reddedecektir. Ve bir tür tarihin hep gelişme seyri içerisinde olduğu, yani tarihin bir başlangıç noktası olduğu, bir anlamda evrenin var olduğunu, yaratıldığını ve bu yaratılan evrenin de daha gelişmişe doğru bir gelişme süreci kat ettiğini söyleyecektir. Bizim bir anlamda bugün modern dediğimiz hani bir gelişme çizgisi içerisinde daima gelişmeye doğru, ilerlemeye doğru kat edilen mesafe anlamında bu düşünceyi ilk defa dile getiren Augustinus'tur. Mesela ilk defa modern kavramını kullanan da Augustinus'tur.
Yani buradan yola çıkarak esasında modernin modern olmadığını da söyleyebiliriz. Modern kavramı ilk defa Augustinus tarafından kullanılmıştır. Augustinus bunu da şu anlamda kullanmıştır. Biz moderniz demiştir. Kastettiği biz pagan değiliz, moderniz. Yani biz yeni bir çağız, yeni bir dönemiz, bizden öncekilerden farklıyız anlamında modern kavramını kullanan Augustinus'tur. Dediğimiz gibi demek ki bir holistik zaman anlayışını reddetmiştir. Tarihin bir başlangıcı ve sonu olduğunu dile getirmiştir. Bu başlangıç ve son içerisinde Hristiyanlıkla birlikte tarihin yeni bir seyre girdiğini, artık modernin başladığını dile getirmiştir. Onun dışında ruh beden ikiliğinden bahsettik. Devletin amacı adalettir. Adaleti kaldırırsanız krallık suç çetesine dönüşür. Gerçek adalet ise sadece kurucu yöneticilerinin İsa olduğu devletle mümkün olur. Yani bir anlamda şunu söylemiş oluyor. Bizim yönetmemiz bir haktır. Çünkü biz kendi keyfimize göre hareket etmiyoruz. Biz Tanrı'nın iradesine egemen kılmaya çalışıyoruz. Tanrı mı yönetsin yoksa tamamen keyfi yönetime tabi olan kullar mı yönetsin? Nasıl ki doğrusu Tanrı'nın yönetmesi ise o zaman bırakın hem dünyayı hem de ahireti biz idare edelim anlayışında olduğunu Augustinus'un söyleyebiliriz. Peki ne olacak Augustinus'la birlikte? Augustinus'la birlikte kilise hem dünyevi hem de uhrevi otoritenin tek sahibi haline gelmiştir. Bu şekilde bir ikili kılıç veya iki ayrı dünya teorisinin Augustinus'la birlikte tek bir teoriye dönüştüğünü söyleyebiliriz. Kilise devletin amacı olan adaletin sağlanmasına ve Tanrı devletinin kurulmasına yetki sahibi olmuştur. Augustinus'un bütün düşünceleri Orta Çağ boyunca etkili olmuştur. Kilise dünyevi otorite karşısında yanında bazen daha da güçlü hale gelmiştir. Yani bundan da biliyorsunuz söylemiş olduğum, az önce belirttiğim neyin etkisi var? Avrupa'da Roma'nın yıkılmasıyla birlikte ortaya çıkan siyasi otorite boşluğunun etkisi var. Yani zayıf, dağınık bir merkezi olmayan yapıların güçlü olduğu bu dönemde merkezde bir idare kalmayınca tamamen feodal bir yönetim biçimine geçiliyor. Burada küçük toprak sahipleri ve büyük toprak sahiplerinin egemen olduğu bir aristokrasi var. Bunlar zayıf oldukları için Roma'ya meydan okuyamayacaklar için de bir anlamda bu zayıf olan idareyi Roma'nın kendi lehine veya Hristiyanlığın kendi lehine kullandığını söyleyebiliriz. Mesela aynı durum Doğu Roma'da olmuyor. Doğu Roma'da 1453'te İstanbul'un fethine kadar burada devlet güçlü olduğu için buradaki dini otorite devlete bağlı bir yapı arz etmeye devam ediyor. Oysa dediğimiz gibi Batı'da merkezi idare zayıfladığı için de bu boşluğu kilise doldurmaya çalışacak. Öyle ki uzun yıllar kilise en büyük toprak sahiplerinden biridir. Kilise birçok yerde krallara tacını giydirendir. Eğer kiliseden onay almazsa bir siyasi otorite meşru değildir. Yani öyle ki sadece kilise Roma'da oturan, Vatikan'da oturan bir papa değil, bunun ötesinde hemen hemen her konuda karar sahibi, her konuda işin içerisine karışan, her konuda hüküm veren çok güçlü bir dünyevi otoritedir. Ve sonuçta ta şeye kadar, bu reform dönemine kadar, belki Hristiyanlığın reform edilerek, işte Luterciliğin, diğer tarafta Kelvinizmin ortaya çıkması, yani Protestanlığa kadar bir yerde kilisenin bu otoritesini tamamen Hristiyanlığa uygun olduğunu dile getirmeye çalıştığını söyleyebiliriz. Yine Roma'nın yıkılmasıyla birlikte akla duyulan güven sarsılmıştır. Aklın karşısında Augustinus imanı çıkarmıştır. Yani madem ki Roma akıl üzerine kuruludur, akıl üzerine kurulan bu devletin yıkılması bize şunu da gösterir. Demek ki akıl bir yerde çaresiz kaldı. Akıl bir yerde mağlup oldu. Akıl mağlup olduysa bunun karşısına çıkacak olan şey dini inançtır. Demek ki akıl mağlup oldu, iman kazandı. Babil ve Roma yıkıldı ki ona göre bütün bunlar günah şehirleridir. Kim kazandı? Kilise, Hristiyanlık kazandı. Bu da gösteriyor ki Tanrı'nın iradesinin, Tanrı'nın yönetiminin en doğru yönetim olduğunu gösteriyor. Toparlarsak bu iki derste işlediğimiz demek ki Yunanistan'ın siyasi gücünü kaybetmesi, arkasından başlayan İskender dönemi ve bunu takip eden bir Roma dönemi. Bunların her birinin farklı kendi içerisinde etkileri olmuş. İskender'le birlikte bir Doğu Batı sentezi gerçekleşmiş. Bu
Helen dönemi adını verdiğimiz ve Helenistik dönem dediğimiz yeni bir dönemin başladığını söyleyebiliriz. Bu dönemde ilk derste anlattığımız gibi Epikürizm gibi, Kinizm gibi, Stoacılık gibi, Septisizm gibi felsefi düşünceler ortaya çıkmış. Bu düşüncelerin her birinin kendine özgü siyasetle ilgili görüşleri söz konusu. Arkasından Roma dönemi başlıyor. Roma'nın da en önemli yanının büyük ölçüde hukuk olduğunu söyleyebiliriz. Roma güçlü bir felsefe üretememiştir. Roma'da en fazla gelişen şey dediğimiz gibi hukuk olmuştur. Bunda geniş toprakların yönetilmesi ihtiyacının etkisi vardır. Bunun ötesine söyleyebileceğimiz Hristiyanlık ile Roma arasındaki ilişkiler ilk başta gergin başlamış. Zaman içerisinde Roma gücünü kaybettikçe Hristiyanlığa karşı en azından tutucu, bir araya getirici bir faktör olarak Hristiyanlığı bir çare olarak görmüştür. Gotların yani Cermen akınları ile birlikte yıkılması ile birlikte Roma'nın burada kurucu unsur Hristiyanlık olacaktır. Hristiyanlık da bunu temellendirirken Augustinus'u kullanacak. Yani Augustinus Hristiyanlık sayesinde Roma'yı birleştirmeye, bütünleştirmeye çalışacaktır. Temelde bu hafta işlediğimiz demek ki Yunan ve Helen dönemi felsefi düşüncesi. Bununla ilgili notları sisteme yükledim arkadaşlar. Bu benim masa üzerinde gördüğünüz not orada var. Son dakikamız toparlarsak önümüzdeki haftada Orta Çağ Hristiyanlık düşüncesi, eğer zamanımız kalırsa da Orta Çağ İslam düşüncesini ele alıp bitirmeye çalışacağız arkadaşlar. Hepinize hayırlı bir hafta diliyorum arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Burada oturumu sonlandırıyorum arkadaşlar.